Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk kabine toplantısının sona ermesinin ardından gündeme dair önemli açıklamalar da bulundu. Yeni mezun istihdamı konusunda da müjdeler verdi. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor, mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak iki yıl sonra 24 ayda geri ödeyecek. Verilen desteği desteğiyle beraber mikro ve küçük işletmelerde köklü değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerle beraber pek çok sektörde programa dahil edildi. Fakat avukatlar, mali müşavirler, mühendisler gibi serbest meslek grupları ne yazık ki program kapsamına dahil değil. Bu da bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Sorun şu bugün geldiğimiz Türkiye'de. Bugün üniversite mezunlarının, e, meslek lisesi mezunlarının gerek işte sekreterlik bölümünü bitiren, muhasebe bölümünü bitiren, bilgisayar bölümünü bitiren, ticaret Anadolu dediğimiz liselerin mezunlarının Türkiye'de muhasebe alanına yana, e, döndüğünü, yaklaştığını, bu alanı tercih ettiğini görüyoruz. Veya avukatlıkla ilgili sekreterlik alanlarını tercih ettiğini görüyoruz. Bu o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı işsizler e, üniversiteli ve meslek lisesi işsizlerine alan açan bu uygulama, bir de kafadan kadük başlamış oldu yani kanun uygulanamaz halde başlamış oldu. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviler Odası Başkanı Bahadır Baş bu alanlarda oldukça fazla mezun olduğuna dikkat çekerek verilen destek programına bu meslek gruplarının da dahil olmasının büyük bir önem taşıdığının altını çizdi. Çünkü en fazla çalışılan mesleklerden Mali Müşaviler ve avukatlar ve diğer serbest meslekler dışarıda tutuluyor dolayısıyla bunu e, düzeltilmesini bekliyoruz. Biz Mali Müşaviler Odası olarak yaklaşık olarak 6-7 yıldır da bu olayı gündemde tutan, anlatan, taşıyan, burada bir haksızlık yapıldığını, diğer mesleklerle aslında serbest meslek ayrımı kalmadığını, bütün işçi çalıştıran işletmelerimizi korumamız gerektiğini, dolayısıyla bunları anlatıyoruz. Düzenlemenin bu alanları kapsamaması durumunda bölüm mezunlarının istihdam konusunda büyük bir sıkıntı yaşayacağına vurgu yapan Bahadır Baş, düzenlemenin yenilenmesi için çağrıda bulundu. Umarım sizlerin aracılığıyla bu düzenleme ile ilgili bir gelişme olur, bizler de seviniriz.